Tabii bu görüşmeler iki görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son dün akşam gerçekleştirildi. AK Parti heyeti genel merkezimize ziyarette bulundu. Önceki görüşmede de bizim heyetimiz AK Parti genel merkezine gitmişlerdi. Şimdi pazartesi günü son bir görüşme yapılmış olacak ve pazartesi günü artık durum netleşmiş olacak. İnşallah pazartesi günü bunu ifade ederiz. Ancak tabii şunu ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. Bütün 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızla, kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Bundan zaten bir değişiklik olması söz konusu değil. Bugüne kadar ilan ettiğimiz 200'ün üzerinde adayımızın devam edeceği açık bir şekilde ortada. Bunlardan bir geri dönüş olması söz konusu değil. Pazartesi günü netleştiğinde sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun netleşmesi söz konusu olacak. Dediğim gibi pazartesi günü artık son nokta inşallah konulmuş olacak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul, İzmir'de de belediye başkan adaylarımızla Büyükşehir'de seçimlere gireceğiz. Bu konuda da hazırlıklarımız var. Bunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ocak ayının başında Aralık ayı çalışmalarımızı değerlendireceğimiz il başkanları toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah toplantımızı hayırlara vesile eylesin. İnşallah Milli Görüş'ün yeniden Refah Partimizin zaferlerine, milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Tabii ki çok değerli il başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yanından koşup geldiler. Allah kendilerinden razı olsun. Teşekkürler ediyoruz. Değerli genel başkan yardımcılarımız kendilerine teşekkürler ediyoruz. Ve tabii ki kıymetli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii ki her şeyden önce başlarken büyük bir heyecanla, coşkuyla ve sevinçle yeniden Refah Partimizin üye kayıtları noktasında rekorlar kırmaya devam ettiğini ifade ederek başlamak istiyorum. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 2023'ün son 4 ayında Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 4 ayda %40'ın üzerinde büyüyerek 100 binden fazla üye artışı sağlamış bulunuyoruz. Ve bugün itibariyle üye sayımız 369.800 noktasına gelmiş durumda. Dile kolay 4 ayın içerisinde 260 binden 369 bine gerçekten de muazzam bir ivme. Yeniden Refah Partisi olarak kendi rekorlarımızı da egale ediyoruz ve muazzam bir hızla büyümeye devam ediyoruz. Bu rakamlar Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu hafta içerisinde Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlar da Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu açıkça ortaya koymuş ve ispat etmiştir. Bir kısım partiler bir senelik süreçte eksi üyeyle küçülmüşler, bir kısmı artı üyeyle büyümüşler ama 100 binlik bir artıyla en fazla büyüyen parti Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Tabii ki burada öncelikle aziz milletimize bu teveccühünden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tabii ki bu başarının elde edilmesinde en büyük pay sahibi olan siz değerli il başkanlarımıza, teşkilatlarımıza da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Ve Cenab-ı Allah bizlere inşallah çok daha büyük başarıları
zaferleri inşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Hep birlikte yaşamayı nasip eylesin. Şu anda Türkiye'nin üye sayısı bakımından 5. partisi noktasına yeniden Refah Partisi geldi. Önümüzde 460 bin küsurla bir siyasi parti var. Bir de 508 bin üye sayısında olan bir siyasi parti var. Şimdi bizim 4 aylık performansımızı göz önünde bulundurduğunuzda önümüzdeki 6 ayın içerisinde Allah'ın izniyle bu iki partiyi de geçerek Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. partisi noktasına inşallah geleceğiz. Çünkü Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 4 aylık performans bunu ortaya koyuyor. Bu hızla inşallah büyümeye devam ederek en kısa zaman içerisinde 5-6 aylık bir süre içerisinde inşallah 500 binin de üzerine çıkarak Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. siyasi partisi haline geleceğiz. Tabii ki 31 Mart seçimlerinde hedefimiz milletimizi yeniden refah belediyeciliğiyle, yeniden milli görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle yeniden buluşturmaktır. İnşallah seçimlere girerken de 400 binin, 500 binin üzerinde bir üyeyle en güçlü bir şekilde, en canlı teşkilatlarla gireceğiz ve inşallah ahlaklı belediyeciliği belediyelerimizde hakim kılacağız. Elbette ki her zaman ifade ettiğimiz gibi sonraki hedefimiz de asıl olarak 2028'de Milli Görüşü yeniden Refah Partimizi iktidara taşımaktır. Önce ilk adım inşallah 31 Mart seçimleri olacak. Arkasından da 2028'de inşallah en büyük zaferlere ulaşacağız. 2023'te 14 Mayıs seçimleri aslında yeniden Refah Partimiz için bir besmeleydi. Bir başlangıçtı. 14 Mayıs seçimlerinde %3'e yakın bir oyla, 1,5 milyonun üzerinde oyla kendi bileğimizin hakkıyla 5 milletvekili çıkararak mecliste temsil hakkını elde etmiş olduk. Bu son derece önemli bir başarı. Orada bizleri %1 bile göstermeyen anket firmalarının bugün 31 Mart seçimleri için yeniden Refah Partimizi %6-7 bandında göstermesi son derece önemli bir göstergedir. %1 bile göstermez derken %3 oy alıyorsak, %6-7 bandında gösteriyorlarsa %20 oy alacağımızın işaretidir. Ve inşallah %20'lik oyla 2028 içinde iktidar adayı bir parti olarak inşallah meydana çıkmış olacağız. Anadolu'da hem teşkilatlarımızın hem belirlemiş olduğumuz belediye başkan adaylarımızın hem de bizlerin genel başkan yardımcılarımızın tespitleri, teşhisleri bunu açıkça gösteriyor. Bütün Anadolu'da gerçekten de yeniden Refah Partimize olan teveccühü açık bir şekilde görüyoruz. Belediye seçimlerinde değişim istediğini milletimiz ifade ediyor ve burada en güçlü seçenek olarak da yeniden Refah Partimizi görüyor. İnşallah.